Merhabalar, Kocaeli Roma Tamam Hastanesi'nden Doktor Ersin Şahin. Bu videoda sizlere kemik erimesi hakkında birkaç cümle kurmak istedim. Özellikle 65 yaşın üzerinde ve hele ki 75 yaşın üzerine çıkıldığında çok daha belirginleşen her insanın vücudunda bir kemik kütlesinde bir kayıp meydana gelmektedir. Özellikle kadınlarda menopoz sonrası östrojen desteğinin çekilmesiyle beraber özellikle bel bölgesine daha da yoğun hale gelmekte. Ve 65 yaş, özellikle 75 yaştan sonra da her iki cinste de özellikle kalça çevresindeki kemik kütlesinde belirgin kayıp oluşmaktadır. Burada belirtilmesi gereken bazı noktalar var. Birincisi 30 yaşına kadar insan vücudunun kemik kütlesinin maksimum düzeye ulaştığıdır. 30 yaşına kadar herkes mümkün olduğunca bu kalsiyum takviyesini yeterince kemiklere yüklemesi gerekmekte, ona dikkat etmeleri gerekmektedir. Menopoz sonrası kadınların kemik erimesi açısından kontrollerini aksatmaması elzemdir. Hem tabii ki kalsiyum alımı, özellikle kış aylarına yaklaşırken D vitamini seviyelerinin kontrolle beraber eksikse yerine konulması ve tabii ki kemik erimesi varsa da onun tedavisinin başlanması gerekmektedir. Ve 65 yaşın üzerinde de özellikle düşme riskini burada belirtmek gerekir. Ev içi düzenlemelerle halıların püsküllerini gerekirse halının altına bantlayarak oraya takılma riskini azaltmamız gerekir. Hastalara genelde orta sehpa kullanmamalarını öneriyoruz. Geceleri lavabo ihtiyaçları için kalktıklarında mutlaka gidecekleri yolun aydınlatılmış olmasını öneriyoruz. Keza banyo ve tuvaletlerde kaymaz paspasların kullanılması ve oturup kalkarken ya da geçişlerde tutamak için metal tutamaçların duvarlara monte edilmiş olmasını öneriyoruz. Kemik erimesi değil de esas erimiş bir kemiğe bağlı düşmeyle beraber hafif bir düşmeyle de oluşan kırıklar bizim esas problemi yaratmaktadır. Bu açıdan düşme riski konusunda da bilinçli olmamız gerekir.